Değerli hocalarım, kıymetli STK başkanlarım, sevgili öğrenciler, değerli kardeşlerim. Şu anda biz Gazze için buradayız. O Gazze ki şu anda bütün bir dünyayı ayağa kaldırmış. Şu anda yepyeni bir dönemdeyiz. İnsanlıktan, vicdandan yana olanlar ve kan emmekten, sömürmekten yana olan emperyal güçler. Gazze ehli izzet ehlidir. Gazze ehli bu izzetini nereden alıyor? Gazze ehli izzetini Peygamber Efendimiz'den alıyor. Çağlar üstü mutlak nizam, ezel ve ebed nizamı İslam'dan alıyor. Gazze ehli izzetini Dicle kenarında bir koyunu bir kurt kaparsa korkarım ki adli ilahi onu Ömer'den sorar diyen Hazreti Ömer'den ki o Ömer Kudüs'ün ilk fatihidir. Gazze ehli izzetini 88 yıllık Haçlı ordularının işgalini sona erdiren Şark'ın sultanı, dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar diyen o büyük komutan Salahaddin-i Eyyubi'den alır. İzzet ehli olan Gazze ehli izzetini İslam kal dini değil hal dinidir. İslam söylem dini değil yaşam dinidir diyen Gazze'li İmam-ı Şafii'den alır. Gazze ehli izzetini yakında bizim büyük ölümlerimizi göreceksiniz. Ama alnımızda şu yazılacak. Bizler direndik, atıldık ve kaçmadık diyen o büyük şehit Şeyh Ahmet Yasin'den alır. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dümdüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dümdüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ikbarında kanından çiçekler açar yanında. Vurulup ömrünün ikbarında kanından çiçekler açar yanında. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. 7 Ekim Aksa tufanı sonrasında gelişen olaylar insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yanında yine insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birini tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir furkan olarak karşımızda duruyor. Esfel-i safilini zorlayan Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazze'li mücahitlerin zillete uğrattığı Siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, Kaliforniya'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesine devam eden destek eylemlerinde bir taraftan Siyonist vahşet lanetlenirken, diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor.
kampüslere, adeta Filistin kampları kuran öğrencilere, akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün menbaı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekilmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak, Kolombiya Üniversitesi'nde başlayarak, Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizmle mücadele sahtının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı haklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünün suratlarına haykırmaya davet ediyoruz ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizmi yenecek. Son olarak vicdan sahibi üniversitelerde Filistin'in özgürlüğü için gerçekleştirilen eylemlerin yanında Bahar Şenliği adı altında üniversitemize gerçekleşen etkinliği kınadığımızı buradan belirtmek istiyor ve vicdan sahibi öğrencileri bu etkinliği boykot etmeye davet ediyoruz. Allah razı olsun.